Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Ve ba'd. Aziz kadırdallar, bugün safardamız. Safarda Oş'damız. Kırgızistanlı Oş bölgesi de. Yani taşkil kılıngeni 3 yıl bugün. Abu Hanife Rahimahullah namlarına nisbat berilgen madrasadamız. Birinci kurs talebeleri hazır, üçüncü kurs talebesi buluşu yaptı. İlim merkezi de, yani bugünkü günde en afzal amel ne mi dese ilim alış deydi. Barça, dünyanın barça burçakı da İslam ümmetinin inkırazıge sebep bugünlerse ilimden uzaklaşıp oldu. Şu ümmetini kaytattan ayakka turguzuşlikte ilimden başka yolu yok. İlim ve buna atrafıda şunge hizmet kılı yetkiler, mablağ sarflı yetkiler, vaxt acilat yetkiler, kumak veri yetkiler, hiç yok, yanı izlemen deyip talebelerini, ustazlarını yanında turgerler. Zamanımızını, avliyaları, Allah'ını, en yakın dostları, ihlaslarına göre Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzüdeki mücahitleri. Allah Teala bunların hareketlerini özü münasibiden layığıdan afzal kılıp mükafatlasın. Yani Hazreti Umar radıyallahu anhu bir günü sahabalarga aytganlar ki arzu kılınlar, bir narsa arzu kılınlar ki kanı degenler. Sahabalardan bazıları bir uy tola tilla bosa Allah yoluna sarflasam, yani bazıları bir uy tola zabarcat bosa onu Allah yoluna sarflasam degen. Ki Hazreti Umar'ı özlerine sizce siz özünüzden bir arzu kısanız, özünüzden bir arzu kılın için hemen arzu kılasız degende o kişi bana şu uytule Huzeyfetini Yamani bose, Salim Mevla Abu Huzeyfe bose, Abu Ubeydetul Cerrah bose, Allah yolge hizmet kıldırsam degenler. Yani kadir meselesini o da ciddi ekelliğini Hazreti Umar bilgeller. Pul, meblağ, yaxşı, onu yem Allah yoluna sarflasa ni'mal sal ni'mal malus salih lirraclus salih kabi hadisler var. Sağlam, sahih, pakize mablag, yaxşı insanın kulda bulsa ne kadar yaxşı. Lekin o şey yaxşı mablagını yaxşı kadrını kuliga vermeseyiz, o mablag ziyan işleydi. Şunun için kadr yetiştiriş bugünkü günün en dolzarf masalası. Hazır hiç ko'zga ko'rinmaydigan, natijasi hozir bilinmaydigan va natija nima bilan tugashligi aniq bo'lmagan ish. Lekin Alloh subhanahu va taolo eng maqtagan ishlardan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam "Khayrukum man ta'allamal Qur'on va 'allamahu" deganlar. Qur'onni ta'lim olib, keyin ta'lim bergan odamni eng yaxshi inson, sizlarning ichingizda eng yaxshisi deganlar. Sizlar hozir o'sha maqomdasizlar, ixlosingizni astoydil Allah'ın razılığına bağlayıp, kılıp, hareket kısaylar. Netice Allah'tan, lakin bugünkü vazifeni kılınsa, meydanda mütehassıs yetiştirilse, inşallah İslam ümmetinin geleceğinde hala katta zafarları var. Uşa zafarlarını inşallah Rabbil Alemin neticesini biz kuramız. Allah nasip kısa. Bugün bu madrasada tasadüfen mihman bo'lib qoldik o'zi. Qasd biz o'zimiz xohlagan ish emas, Alloh taoloning irodasi bo'ldi. Va bu xizmatni tepasida turgan bugungi kunning qahramonlarini ko'rib havas qilyapmiz. Albatta bu atrofda turgan odamlar bir-biriga mustahkam suyanishligi kerak. Hech kim o'zining mavqifini, makonini, pozitsiyasini berib qo'ymaslik kerak. Bir kishi chiqib ketsa, Alloh taolo hamma yo'nalishdan bor. Hatto o'zimizni, dinimizni da'vo qilib turgan, musulmonchilikni da'vo qilib turgan, akangiz, ukangiz, qarindoshingiz bo'lib turgan, mahalladoshingiz bo'lib turgan odam kim bilandir gaplashib kelib, kimnidir ta'siriga tushib, sizga nafrat bilan qarayapti. Sizga dushmanlik qilyapti. Islom ummatini ichidan yemirishga xizmat qilyapti. Nima sabab desa, kadrlarimizni hali yetarli tayyorlay olmaganligimiz sabab. Agar kadrlarimiz hammasi o'rni-o'rnida bo'lsa, xalq, millat o'sha kadrdan so'raydi. Aqidani o'shandan so'raydi, fiqhni o'shandan so'raydi.
mutaxassisdan so'rasa to'g'ri javobni oladi va hayotini to'g'ri yo'naltiradi. Huda behuda kerak keraksiz gaplarga, mavzularga, bahslarga kirishmaydi. Nima uchun behuda bahslar bo'lyapti? Nima uchun islom ummati chalg'iyapti? Chunki chalg'itishyapti. O'shunaqangi hech bir ummatga kerak bo'lmagan mavzularni ataydan ko'tarish. Ataydan paypoqqa maqsad tortishimiz kerak deyishyapti. Ataydan niyatni og'iz bilan gapirsang bid'at bo'ladi deyapti. Islom ummatining ichida nafrat urug'larini tarqatishyapti. Nafrat urug'i islom ummatining vazifasi emas. Bu islomga muxolif bo'lgan dushmanning vazifasi. Qachon ichimizda nafrat tarqalsa, birdamlik yo'qoladi. Birdamlik yo'qolsa, quvvat yo'qoladi. Quvvat yo'qolsa, mag'lubiyat eshigi ochiq. Birdamlik uchun o'rtada muhabbat bo'lish kerak. Muhabbat uchun o'rtada ifshoiz salom bo'lish kerak, ya'ni bir-birimizga ochiq yuzli bo'lishimiz kerak, orqadan visir-visir qilmasligimiz kerak. Ana undan keyin islom ummati quvvatlanadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilar, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ila shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Afşus selamı beynekum dediler. Yani iman keltirmeguncha cennetke kiralmaysalar. O zara muhabbetleşmeguncha iman keltirmeysalar. En nazik noktalardan bittesi şu. Nemege nefret uluğunu tarqatçı yaptı. Çünkü bizni zayıflaştırış haklaydı. Bizni mutlaka içimizdeki fundamentini parçalaşını haklaşadı. Kim şu İslam ümmetini dinga xizmat qilayotgan ulamolarni yomonlayotgan bo'lsa, u ochiq oydin sionizmga xizmat qilyapti. O'zi bilmaydi, balki bilgani dindan chiqadi, bilmasdan qilayotganini aqlida zaiflik bor yoki qalbida bid'at bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam muhabbatlashmaguncha iymon keltira olmaysiz deyapti. Ular islom muxoliflari. İslam ümmetinin arasındaki muhabbetke rahna salıyordu. Kaysıdır taifanı, kaysıdır cemaatini arkasından gicgicilep, ulamalarını hakaret kılış, imamlarını aburusuzlantırış, ularga nisbeten türlü hile neyrenlerini işletiş, şanilerige her türlü boktallarını uyuşturuş. Nime sebepten? Nafrat tarkatış sebebi. Halk imamlarga nafratlı bu kası, ulamolarga quloq solmaydigan bo'lib qolsa, xalqni keyin xohlagandek boshqarish mumkin bo'ladi. O'sha sizlarga muhabbatlashish uchun sabab bo'ladigan narsani dalolat qilib qo'yaymi, o'rgataymi deganlarda sahobalar o'rgating ya Rasululloh deyishganlarida afshus salama baynakum dedilar. Salomni orada ifsho qilinglar, oshkor qilinglar. Afshus salam bu oddiy assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhni o'zigagina bog'liq emas. İfşa meselesi, yani açık yüzlü buluş gerek. Bir-birimizni ko'rganimizda şu meni bir biraderim ölsem tabutumu ko'taradi deydigan derecede buluşumuz gerek. Menden ders alsan, palancılarını yomon ko'rasan deb ders vermezdik gerek adamlarga. Meni suhbetimni eşitsen, palancılar adaşkan, maturidiler dinden çıkkan demezdik gerekdi. Qanaqa qilib afşus salam kiradi bu. Ko'rishganda assalomu alaykum va rahmatulloh orqada bular ahli bid'at haromdan kufrdan bid'atdan gapirsa bo'lmaydi. Afshus salomga zid bo'ladi. Afshus salomni albatta lafziy ma'nosida ko'rishganda ochiq yuzlik bilan bo'lishligi va undan tashqari o'zaro muhabbatga sabab bo'lishligi. Qisqaroq shu gaplarni gapirmoqchi edim. Juda xursand bo'ldim. Madrasani aylanib chiqdik. Bizni jonli muloqotda ham ko'pchilik kuzatyapti. Başımdaki doppu kigiz doppu. Bir kişi soğuk akıldı. Bu cahide soğuk eken. Kiyip alıp mazakla yürüm ben. Demek dünyanın kaysi burçakı da buluştan kat'i nazar. Müslümanlar arasıge. Ularının imamları, ularının peşvaları. Yani biz Müslümanların imamlarımızge. Nafrat uruğunu soçiyetkellerini koludan tutaylik. Biraderim sen. İslam ümmetinin içi de sen. Bu qilayotgan fikring, bu qilayotgan gaplaring islom ummatini parchalash uchun xizmat qiladi. Deyishimiz kerak va bunga o'xshagan mana madrasalar Amerikada ham masalan madrasa ochilgan. Mana o'shda ham qancha madrasalar imkoniyat bor ekan.
bunga yonma-yon turish kerak. Talabalar haqqini ado qilish kerak. O'tirgan o'rnini, mas'uliyatini sezish kerak. Vaqtini tejash kerak. Hamma narsa ertaga madrasani bitirib ketgandan keyin zimmasiga yuklanishligini his qilish kerak. Hozir o'qib olmasa ertaga qiynaladi. Ertaga masalan mas'uliyatga chiqqan paytida o'qiy olmaydi, qiynaladi u. Hozir fundamentni, matnlarni nimasi bo'lsa yodlash kerak. Fursat, insonning zehni kompyuterdan necha chandon baland turadi hozirgi zehn. Eng katta kompyuterning xotirasi falon desa, o'shandan 500 barobar ko'p inson xotirasi. Hammasi sig'adi. Hammasi inson xotirasida shunaqa xususiyat bor. Qur'on yodlagan odam Qur'on yodlashlikda biroz ya'ni o'zida qiyinchilik sezsa, hadis yodlashga o'tsa, matn yodlashga o'tsa, dam olishi boshlaydi. Qur'on tinishi boshlaydi, bu yangitdan yana odamga lazzat beradi. Buni tugatsa, usuldan yodlasin. Usulni tugatsa, tajviddan o'qisin. Hatto Ibn Abbos aytadilarki, arab devonlarini keltiringlar, endi buni o'qiylik derdilar. She'r o'qirdilar, adabiyot o'qirdilar. O'qish kerak. Ustozlarni qadriga yetish kerak. Ustozini hurmat qilgan odamga Alloh taolo ilmni o'zini emas, uni barakasini beradi. İlimi hamma alışı mümkün. Lekin onu barakasını, onu yani faydalı tarqata alış hususiyetini, ustazını, duasını agen talebege Allah talab yaradı. İlim kesratı rivayemez. Yani ilim degeni rivayetini köp kigen adammez. İlim ne miydi özü? Allah'tan korkuş. Allah'tan korkuşlik, uşa ustazını hürmet kiliş arkayı boladı. Ustaz örgat edi sizge Allah'tan korkuşlik. Va mana shu madrasalarga iqtidorli bolalarni topib olib kelib, mablag' jihatidan, maslahat jihatidan yordam beradigan ahli solih, ya'ni sahih insonlar shular ham shu madrasa atrofida to'planishi kerak. Islom madrasasi butun dunyoda, faqat men bir joyga markazlashtirmayapman, butun dunyoda. Chunki millatni aslini ushlab turadigan narsa İlim talabidagilar. Şular ilim o'rgansa, o'qisa, keyin millat rivojlanadi. Bunga xizmat qilayotganlar, buni hech yo'q, yoningizdaman deb turib bergan odamlar shu safga kiradi. Payg'ambar alayhis solom aytadilarki, kun aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban ولا تكن خامسا فتهلك deganlar. Yo olim bo'l, yoki ilm oluvchi bo'l, yoki shularga quloq soladiganlardan bo'l. Yoki shularga muhib bo'l. Yaxshi ko'r shularni, havas qil, men qila olmayapman, shular qilyapti degin. Lekin beshincisi bo'lmagin. Ahli ilmlarga fitna. Summa awrathnal kitaba alladina istofayna min ibadina. Bandalarimizdan o'zimiz tanlaganlarimizga keyin kitobni meros qoldirdik deyapti. To'g'ri, vahiy bundan, lekin vahiyni iddaosi vahiydan chiqadigan xulosalar ilm hisoblanadi. Alloh taolo o'zimiz tanlaganlarimizga berdik kitobni dedi. Bu hammaga nasib qilmaydi. Bu yerda o'tirganlar tanlanganlar. Agar shunda qolishni xohlasa, avvalo ixlosini to'g'ri qilsin va bosayotgan qadamiga astoydil bo'lsin. Dunyo vaqtincha. Bu vaqtincha dunyoda Allohning roziligini topib qolish hammamizga nasib qilsin. Vaqtingizni oldik, xursand bo'ldik. Bizni ham haqqimizga duo qilasizlar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Duo qilsinlar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية پروردگارا بو مدرسانه وزين ملتك خلق أمتك خزمت قلدگن مدرسالر قطارده قلدگن بو جايده اوقيتگن طلبالارمزن زهرلارن اتكر قلدگن قلبلاردگ تقوى اخلاصلارن زياده قلدگن dininga xizmat qilishlikda g'ayrat shijoatlarini o'zing Xudoy taolo mustahkam qilgin. Ular o'ylagandan ko'ra afzalini bergin.
dünyada ustozlarini duosini oladigan, ota-onalarini ko'zini quvontiradigan, oxiratda ularning boshlariga izzat tojini kiydiradigan talabalardan bo'lishni nasib qilgin. Ustozlarimizning harakatlariga Xudo taolo o'zing ulkan barakotlar bergin. Qilayotgan ishlarida o'zing yordamchi bo'lgin, o'zing nusrat bo'lgin. Ansorlarni ularning atrofiga jamlagin. O'zing rozi bo'ladigan amallarga Xudo taolo muvaffaq qilgin. Bu ustozlarimizni, talabalarimizni bunday joylarda ilm talabida yurganlariga yordam berayotgan, ko'maklashayotgan, ularning atrofida ularga xayr-xoh bo'lib turgan barcha islom ummatini Xudo taolo o'zing o'ylagan maqsadlariga yetkazgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi.